işleri. Kör olası köpçüler, aşkımı süpürmüşler. Dün gece çok aradım. Zengin baştan biraz çıkışımız var. Bayır yukarı çıkacağız. Bu ilk başlar başlamaz biraz tırmanmak sıkıntı oluyor. O yüzden acele etmeyelim. Tempomuzu yavaş tutacağız. Isınana kadar yavaş yavaş gideceğiz. Bozcaarmut göletinde bir molamız olacak. Ateş yakacağız. Sucuk falan getirenler varsa pişirip yiyebiliriz. Orada bir molamız olacak. Bozcaarmut göletinden de köyüne, bu yine Bozcaarmut köyüne bir 3 kilometrelik mesafe var. Orası da kolay parkur. Eğer erken bitirirsek bugün, bir kınık köyü var yakınında, Bozcaarmut köyünün hemen yanında. Kilden vazolar falan yapıyorlar, tabak çanak yapıyorlar. Eğer erken bitirebilirsek hep beraber bir oraya uğrarız, bir atölyeleri ziyaret ederiz. Orayı da görmüş oluruz, güzel olur. Onun haricinde ilk defa bize katılanlar var. Kısa bir bilgi verelim. Biz böyle hani yürüyüşlerimizde askeri düzen uygulamıyoruz. İşte yok tek sıra gidin, yok ikili gidin, şöyle yapın, böyle yapın. Biz insanları sıkmak istemiyoruz. Biraz böyle serbest bırakmak istiyoruz ama bunun yanında da bir grup olduğumuzun bilincini kaybetmememiz lazım. Öncüyü özellikle yol ayrımları var. Öncüyü gözden kaçırmayın. Çok fazla önüne geçmeyin. Önde ben gideceğim. Yine sohbet edebiliriz, muhabbet edebiliriz ama gözden ayrılmayın. Çok fazla gruptan kopmayın. Önde ben gideceğm. Artçıda Emre abi, Emre Bey bize artçımız. Kendisi zaten çok kişi biliyordur. En arkada o geliyor. Onun yanında yürüyüş sorumlularımız var, telsizlerimiz var. Hani bir durumda haberleşiyoruz. Öncü benim, artçı Emre abi. Bugün bayanlar da bize Serap yardımcı olacak. Hani bayanlardan bir ihtiyacı olan, sıkıntısı olan Serap'a söyleyebilir. Bizle iletişim kuracak. Onun yanında Asil. Buradayım. Asil nerede? Asil'e sorabilirsiniz ve İsmail Bey. Onlar hepsi size yardımcı olabilir. Aralarda olacaklar. İçine koy. Sigara içmiyoruz. Mola yerleri haricinde. İçtiğimiz sigaraları da doğaya atmıyoruz. İzmaritleri. Ve yemek molasında sizden rica ediyorum. Çöpleri lütfen şimdiden söyleyeyim de ateşe atmayın. Hani sadece kağıtları atalım. Naylonlar eriyor kalıyor. Hani bunun son gün yürüyüşlerde başımıza geliyor. Çöplerimizi tekrardan poşeti toplayıp yakında çöp konteynerleri var zaten orada. Oraya bırakalım. Yürüyüşte de aynı şekilde. Onun haricinde başka bir ricamız yok. Hepimiz için keyifli, güzel bir gün olsun inşallah. Doğanın tadını çıkaralım. Kısa keyifli bir parkur. Keyif alalım, gülelim, eğlenelim. Onun haricinde... Ha yani işte dediğim gibi kendini kötü hisseden, bir ihtiyacı olan, dernekle ilgili soru sormak isteyen saydığım yürüyüş görevlilerinden birine söyleyebilir. Bizler telsizlerle iletişim halindeyiz. Başka bir şey yok. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Yavaş yavaş başlayalım. Güzel bir gün olsun inşallah. Birisi şarkısı mı? Sizin mi bir şarkı? Birisi şarkısı mı? Onun ağzı nasıl ısırıyor? Onu yayınlamak istiyordum. Şimdi yok, sadece çocuğuma sıkmak olur. Ya çalışmıyorken sıkıntı yok.
mümkün değil. Evet. Öyle bir şey olur. Bir gün ondan sonra karşılıklı. Bu hafta Alınca Köyü'nden başladık. Bozcaalmut Köyü'ne doğru devam ediyoruz. Bilecik Ilısın il sınırları içerisindeyiz. Yürüyüşümüzün yaklaşık bir 3,5 kilometrelik kısmını yürüdük. Şu an bir 5 dakika mola verdik. Bir 3,5 kilometre sonra Bozcaalmut Göleti'ne varacağız. Orada yemek molamızı verdikten sonra tekrar bir 3 kilometre yürüyüp Bozcaalmut Köyü'nde yürüyüşümüzü bitireceğiz. Şimdilik güzel, bir sıkıntımız, bir problemimiz yok. Yürüyüşümüz güzel, hava çok güzel, ortam çok güzel, insanlar çok güzel. Şimdiden herkese teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Niye bağlayayım olayı? Ama şey var abi, mesela bizde Ford Mondeo var, o da 2000 motorlu modeli. Uzaktan getirir onu kesin de. Ya şeyle, akçıyla yavaş yavaş gelecek arkadan. En arkadan. Ya kolay parkurlar olur. Ama bu doğa ya, bu. Bunun kolay olmaz ki. Zor denk gelir. Dedim zirvecim, seni hiç unutmayacağım. Ama geri çıkacağım. Ama geri çıkacağım. Ben böyle bir şey yaşayacağım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Her insan... Kamera insan gözünün gördüğünü görmüyor tabii ama burası muhteşem bir yer şu anda. Biri gargara yapıyor galiba. Duş yok. Öyle Çin'den, Çin'de falan pazar yapıyor ya, 100 dolardan 5 dolara düşürüyor. Güzel güzel yani, fabrikada çalışacağım diyorsan Türkiye'de. Şu an meyve soyuyorum abi. Lazım mı? Nasıl sen abi? Ha tamam. Ama ben önce de şey, şiş. Sen bunları ayarla. Tamam. Ben ayarlayayım abi. Çok ya, elmalı kurabiye diye aldım. İyi ki de az almışım. Ya bu da çok ameliyatı çok. Ben keserim. Yanlarımıza. Atıyorum. Şey ya ne kadar sinir bozucu. Yer misin? Şimdi bilerek baştan söyledim. Sonra yemediğim şeyi ikram ediyorum. Ya şansa gel ya. Gitar açalım onunla. Şey yapacağız diye bekliyoruz. Kendimizi yapacağız. Tamam, onları da yapalım. Yok, yapacağız da bu olmadı ki. Hani kendimize de olmadı bu. Tamam, tamam. Almışsınız. İyi ama o kendimize de pek olmadı o. Olur mu? Ne yapacağım? Ne koyacağım işte? Bak neyse, öyle. Öğretmenim olur mu? Bu diyor, ne olmuş? Nasıl? Ver yani. Biraz şey yapalım. Acı bu ton balık. Ne var? Ton balık. Onun adı sınıyorlar mı yani? Bu aslında diyet. Neden diyet? Bir içinde omega 3 var. Çok özür dilerim. Şeker yok değil mi civarda? Şeker mi? Yılan ciddi bir yıl. Daha yok. Bütün yüzümüzün kılları yanıyor. Ben çekindim, o yüzden soramıyorum. Niye?
Ya tadına bakmak ister mi der miyiz? Soramadım ama. Do you want? Fish? Birkaç kamp yaptık bu sene de ben artık şey yaptım. Öğrendim bayağı. Derece çok yüksek. Bu fırını biraz kısalım. Gecem soğuk, odam sensiz. Teşekkür ederim. Şöyle geçeyim mi? Hatalarımız, eksiklerimiz olduysa affola. Hani bugünle ilgili de böyle bir önerisi, şikayeti